Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Tümsiyat Tümexpo etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'de İslami finansı yaygınlaştıracağız dedi. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr. Bugün birileri Türkiye'yi sadece terörle, terör örgütlerinin eylemleriyle, Suriye'den gelen göçmen dalgalarıyla, Irak'taki gelişmelerin ülkemizi yansımalarıyla öne çıkarmaya çalışıyor diyen Erdoğan, sadece bunlardan ibaret Türkiye portresi çizmeye gayretleri ve bu ülkeye, bu millete yapılan en büyük haksızlıktır dedi. Değerli misafirler, değerli kardeşlerim, bugün birileri Türkiye'yi sadece terörle, terör örgütlerinin eylemleriyle, Suriye'den gelen göçmen dalgalarıyla, Irak'taki gelişmelerin ülkemize yansımalarıyla öne çıkarmaya çalışıyor. Sadece bunlardan ibaret bir Türkiye portresi çizme gayretleri bu ülkeye ve bu millete yapılacak en büyük haksızlıktır. Türkiye geçtiğimiz 13 yıllık dönemde her alanda muazzam bir dönüşüm tarihi, bir değişim gerçekleştirmeyi başarmış bir ülke olduğuna vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin 13 yılda ekonomide ve altyapıda çevresi değişirken pek çok sıkıntı ve krizle de karşılaştık. Burada ben sizlere asıl Türkiye'yi anlatmak istiyorum. Türkiye geçtiğimiz 13 yıllık dönemde her alanda gerçekten muazzam bir dönüşümü, tarihi bir değişimi gerçekleştirmeyi başarmış bir ülkedir. Değerli arkadaşlar, ekonomide ve yatırımlarda bu örnekleri saatlerce sayabilirim. Türkiye'nin 13 yılda ekonomide ve altyapıda adeta çehresi değişirken pek çok sıkıntıyla, pek çok krizle, pek çok badireyle de karşılaştık. Hamdolsun hepsini geride bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var. Amacımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmektir. İslami finansı yaygınlaştıracağız diyen Erdoğan şunları söyledi. Tabii yeni bir adım. Şu anda ziraat katılımla İslami bankacılıkta veya İslami finansta bir adım attık. Şimdi arkadan vakıf katılım geliyor. İslami finansta yeni bir adım. Halk katılım geliyor. Yeni bir adım. Bunlarla evet İslami finans anlayışını Türkiye'de daha da yaygınlaştıracağız. Kalın sağlıcakla diyorum.